Haberin olsun kanalından hepinize merhabalar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. İsrail devleti coğrafi olarak Asya kıtasında bulunur. İsrail, nüfusunun çoğunluğu Yahudi olan tek devlettir. Uzun ve dar bir şekle sahip olan İsrail, 470 kilometre uzunluğunda olup, en geniş bölgesi yaklaşık 135 kilometredir. Sınırları ve ateşkes hatları içerisinde kalan toplam yüzölçümü 27.817 kilometrekaredir. İsrail çeşitli din, kültür ve sosyal geleneklere sahip insanları bir araya getirmiştir. İsrail dünyadaki en büyük 43. ekonomiye sahiptir. Aynı zamanda insani gelişme endeksinde Orta Doğu'da ilk sırada, Asya'da ise 5. sıradadır. İsrail'de inanç turizmi yaygındır. Her yıl Kudüs pek çok Müslüman, Hristiyan ve Yahudi tarafından ziyaret edilir. Ülkede Mescid-i Aksa, Ağlama Duvarı gibi dini yapıların bulunması inanç turizmini geliştirmektedir. İsrail'de sadece inanç turizmi yoktur. Ülkede arkeolojik yapıların iyi korunmuş olması ve düzgün sergilenmesi turistik çekim oluşturmaktadır. Ülkenin ılıman iklimi ve plajları turizm için elverişlidir. Orta Doğu'da, Asya ve Afrika kıtalarının kesiştiği yerde bulunan İsrail'in batısında Akdeniz, kuzeyinde Lübnan ve Suriye, doğusunda Ürdün, güneyinde ise Mısır, Filistin ve Kızıldeniz ile çevrilidir. İsrail Akdeniz iklimi etkisi altındadır. Yazları kurak ve sıcak geçer. Yağmur ancak Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yağar. Yıllık ortalama yağış miktarı 1000 mm civarındadır. Yıllık sıcaklık ortalaması yazın 24-32 derece arasında, kışın ise 7 ile 16 derece arasındadır. Bu ortalama Necef Çölü'nde 38 dereceyi aşar. Kutsal topraklarda yer alan İsrail, 3 büyük din içinde kutsal kabul edilen Kudüs'ü içine almaktadır. Bu yüzden aynı zamanda dini turizmin geliştiği ülkede nüfusun büyük çoğunluğunu Yahudiler oluşturur. Bunu Müslüman ve Hristiyan nüfus takip eder. İsrail mutfağı. İsrailliler inançları gereği et ve süt ürünleri birlikte tüketmemektedir. Farklı kültürlerin bir arada olması mutfak çeşitliliğinde de kendini gösterir. Buna bir de Avrupa, Rusya veya Yemen gibi göç öncesi yaşanmış ülkelerin tatları da eklenir. Ama İsrail mutfağına Akdeniz ve Orta Doğu tarzının hakim olduğu söylenebilir. İsrailliler de Türkler gibi çok ekmek tüketmektedir. Cuma ve cumartesi günleri için hazırladıkları baharatlı ya da tatlı ekmekler vardır. Bunların en bilineni örgü şekilli kaladır. Mayasız hamurdan pişirdikleri ekmekler de meşhurdur. İnançlarına göre Firavun zamanında Yahudiler Mısır'ı öylesine apar topar terk etmek zorunda kalmışlar ki, yolculuk için hazırlayacakları ekmekleri mayalamaya zaman bulamamışlar. Bu gelenek o günlerin anısına ve hamursuz adıyla anılıyor. İsrail mutfağında şerbetli tatlılar yaygındır. Baklava, kadayıf, lokma gibi lezzetler çokça sevilmektedir. Avrupa geleneğinden gelen pasta ve keklerle bir arada İsrail mutfağında yer alıyor. İklimin getirisiyle meyve üretimi çeşitlilik arz etmektedir. En çok tüketilenler avokado, portakal ve nar. Kuskus, balık, humus, tahin, fava, falafel, şavarma, gulaş en popüler yemeklerdendir. Bu arada en leziz yerel yemeklerin genellikle salaş mahalle lokantalarında yenebileceğini unutmamak gerek. İsrail'de her yerde alkol bulunsa da çok fazla tüketilmez. İsrail'de gece hayatı, Tel Aviv'in bitmek bilmeyen gece hayatı dünyaca ünlüdür. Hipster barları, mutfak odaklı pubları, gece geç saatlere kadar tıklım tıklım olan gece kulüpleriyle Tel Aviv oldukça renkli ve canlı bir gece hayatına sahiptir. Gece kulüpleri genellikle Rothschild Caddesi'ne bağlanan sokaklar ve liman etrafında yoğunlaşmıştır. İlk kez gidenler için şehrin merkezinden daha iyi bir yer yoktur. Şehrin en iyi bar ve kulüplerinin çoğuyla dolu olan Rothschild Bulvarı'nın ve çevresindeki sokakların güney ucunda bir gece geçirmek oldukça zevkli olacaktır. Tel Aviv'in gece hayatı görebileceğiniz en hareketli ve eğlencelerinden birisidir. Tel Aviv'deki birçok mekanında olduğu gündüz restoran işlevi görürken, karanlığın çökmesinden bir süre sonra bir bara dönüşen Rothschild, 12 gecenize başlamak için güzel seçeneklerden biri olacaktır. Kulis alma, hareketli duvar resimleri ve değişen sanat sergileriyle harika bir bardır. Saat 11'den sonra Tel Aviv'in kulüpleri yavaş yavaş dolmaya başlar. Tel Aviv, turistler ve yerli halk tarafından asla durmayan şehir olarak anılır. Barla ve kulüpler konusunda geniş bir yelpazesi vardır. Tüm şehir, gece hayatı mekanlarıyla dolup taşar ve şehir merkezinde bir şeyler içmek için bir yere 500 metreden daha fazla yürümeniz gerekmez. Hafta sonları ise en kalabalık zamanıdır.
Ancak herhangi bir günde Tel Aviv'de parti yapmak için iyi bir gündür. Şehirde her gün yeni yerler açılır ve en popüler noktalar her iki ayda bir değişir. Tel Aviv'deki mekanlarda minimum yaş sınırlaması vardır. Bu çoğu yerde 18 yaştır. Ancak bazı yerlerde minimum 30 yaşında olmanız gerekir. Bu sınırlamalar mekanlara göre değişebilmektedir. Erkekler ve kadınlar arasında da farklı sınırlamalar olabilir. İsrail'in kendine özgü bir içki kültürü yoktur. Tel Aviv kültürel yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası da kafelerdir. Kentin kuruluşundan bu yana kahveler yerel bohem yaşamın gözde mekanları olmuştur. Bu nedenle şehrin her yerinde bulunabilen ve aromatik İtalyan espressosu ve cappuccinosunu sunan birçok kahveye sahip olması şaşırtıcı değildir. Espresso bar, Cafe Netto, Cafe Cafe ve Ar Cafe yerel zincir kafelerden bazılarıdır. Aralarında en büyük olan Arom'dur. Bir kafede birkaç saat harcamaktan çekinmeyin.